Herkese merhaba. Chapter 11'de birlikteyiz. Döngüler ve dallanmalar. Evet, döngülerin yanına Branch'de Testing ve Branch 11.4'te Switch Case'i işlemiş. Sadece döngüler diye bir chapter olmasını hani insan daha çok bekler ama böyle planlanmış chapter organizasyonu. Biz 11.1 döngülerden şimdi hızlıca başlıyoruz. For döngüsünden başlayalım. Bu for döngüsü bir argüman alır for'dan sonra i, mesela i, j, k gibi hani bildiğiniz c'den in, for, i, in bir liste. Bu listeyi her iterasyonda argümana atar. Her iterasyonda argümana atar. Her iterasyonda listenin içerisinden elemanları argümana atar. Hemen komut satırından hemen hızlıca ya zaten gösterdim. Kaçamak. Ama şimdi de bir daha bir bakalım. Şimdi A diyelim. B diyelim. C diyelim. Do. Echo. Harf. Dolar'ı. Bakalım ne yapacak. Evet. Ortalığı çok fena dağıttım. Hiç buraları kesmeyeceğim. Bir gülüm sizde. Evet. Arc içerisine atamasını yapacağız. Ve arc'tan da iterasyonu alacağız. Letter A, letter B, letter C gibi. Birazdan detaylı da irdeleyeceğiz. Ama şu farkı da hemen o zaman da tekrar etmiş oluruz. Şimdi ise bir liste değil, tek elemanlı bir liste almış olacak. Evet, bu detaya da birazdan değineceğiz. Değişkenleri de alabilir tabii ki. Var 1 eşittir 11 olsun. Var 2 eşittir 22 olsun. Var 3 eşittir 33 olsun. Şimdi biz değişkenleri alalım. Var values, var value is diyelim. Şimdi buraya dolar var bir çok yaşa copy paste var iki var üç dediğimiz zaman ne oldu? Dolar ile değişkenin değerini handle ettim. Var 1, var 2, var 3'ü bir list olarak verdim. Ve her bir değişkenin değerini 11, 22, 33 olarak gördüm. Biraz önceki espriyi tekrar yapalım. Bakalım neler olacak. Bakınız tek bir liste olarak, tek bir elemanlı bir liste olarak onu kabul etmiş oldu. For bloğu do ile süslü parantez açılır. Done ile süslü parantez kapanır gibi düşünün. Do ve done for bloğunu temsil eder. Do, done içerisinde iterasyon her seferinde liste sayısı kadar gerçekleşir. Evet, do'yu noktalı virgülle for'un yanına da almanız mümkün. Tıpkı yine gibi if'den fi'deki gibi. Şimdi tatlı gezegenler örnekleri vermiş. Hemen o verdiği örneklerden devam edelim. Ve benzer örneklerle aşağıya doğru ineceğiz. Evet, ta ki buraya kadar. Şimdi loop basic diyorum. Örneğimi açıyorum. Şimdi öncelikle değişkenimiz, ben burada biraz çeşitledim örneği. Aşağıda da şu satırlarla diğer örnekleri ayırdım. Tamam, örnekler kapalı mı diye kontrol ediyorum. Tamam. C dernek style'ında onlar da öyle tek sayfada koyar diye örnekleri gitmişseniz. Şimdi burada ne dedim? Ne yapması lazım? Burada gezegenleri
Bu arada şurada bir espri de yapıyorum ki görmeniz için. Burası nedir? Bakın C-style syntax'ta incremental, yani i'yi arttırıyorum, i değerini. I ilk önce 0 olarak atadım burada. Şimdi bakalım, çalıştıralım. Ne göreceğiz? Loop basic. Çalıştırında bakın. İterasyon kaç kez dönmüş? Evet, sadece bir kez dönmüş. Benim ne yapmam gerekiyor? Bunu bir liste olarak kabul ettirmek için hepsini ayrı ayrı birer string olarak aralarında boşluk ile ne yapıyorum? Liste değerimi veriyorum. Şimdi bakalım neler olacak dersem, evet, bunu liste olarak kabul etti. Şimdi evet, bu açık liste ifademi yoruma alıyorum ve şimdi size şöyle gösteriyorum. Peki şimdi düz mantık ne diyeceksiniz? Kardeşim, burada bir tane string var. Sen onu bir değişkene atasan onu tek bir iterasyon kabul eder. Bakarım realite öyle mi? Bakalım yorumcumuz nasıl yorumlayacak? Hayır. Şimdi değişkene atadığımız zaman iş değişiyor. Çünkü hakeza değişkene bu şekilde bir string listesi eklemek diye bir kavram yok. Ki daha array'leri de dizileri de görmedik. İleride göreceğiz. Şimdi biz bir string tanımladık. Aslında tek bir string tanımladık. Ama yorumcumuz bize bir kıyak geçiyor. Ve biz bunu buraya verdiğimizde tıpkı şöyle ki, bakınız, yapıştırıyorum, planets dedim, echo planets dedim de etrafında ben bir çift tırnak da görmüyorum, değil mi? Burada planets olarak verdiğim zaman açık bir liste vermişim gibi davranmış olacak. Değişken olarak verdiğimde onu gösterelim şimdi. Evet, açık bir liste olarak verdim. Yani ne her birini çift tırnak olarak verdim ne de hepsini tek bir string olarak göstererek başında ve sonunda verdim. Şimdi bakalım davranışı görelim. Evet, davranış nasıl oldu? Her bir stringin sanki sağında ve solunda çift tırnak varmış gibi göstermiş oldu. Ama çift tırnaklı göstermeyi tabii ki siz tercih edin, açık liste verirseniz. Çünkü yanına başka şeyler de yazmak isteyebilirsiniz. Ama değişkeni atmak, açık bir liste olarak onu vermekle aynı şey. Şimdi biz bunu tercih edeceğiz. Tekrar çalıştıralım. Evet. Ne oldu? Bir tek bir string veriyorum aralarında boşlukla ama onu dolarla handle ettiğimde nasıl buraya yerleşmiş oluyor? Sanki buraya çift tırnaksız açık bir şekilde yazmışım gibi yerleşmiş oluyor veya her birinin sağında ve solunda çift tırnak varmış gibi açık bir şekilde yazmışım gibi davranıyor. Şimdi şu yanına 0, 1, 2, 3, 4, 5 kaç defa döngüye girip döndüğünü göstermek adına çizdim. Bu bir C-style. Şurası nedir? C-style arttırma yeri, notasyonu. Ve başına da dolar koyduğum zaman değişen değeri handle etmiş oluyorum. Printf ne yapıyor? Normalde yanına bir printf örnek vereceğim. Eğer C'deki gibi kullanım. Eğer new line ifadesi koymazsanız new line'sız basar printf. Ondan faydalanıp bir printf, sonra da echo. İsterseniz echo planet'ı da değiştirelim. Onu da printf diyelim veya tek bir satırda planet diyelim. Sonuna new line verelim. C-style kullanımlarımıza örnek yapa yapa ilerlemiş olalım. Son hali bu olsun. Tamam, bu örneğimiz bir buydu. Bir de peki bu planets'ı ben enter'lı verirsem ne olacak dersek.
hepsini new line'lı değil de enter karakteriyle beraber verdiğimi düşünelim. Bakalım burada tepki ne olacak? Evet. Burada da aynı şekilde enter'ı da verseniz ne kadar güzel bir şekilde. Halbuki bakın dikkatinizi çekeyim, burada sadece enter var. Ha, boşluk yok. Ve ne oldu? Bizim döngümüz için bu yine geçerli bir listeleme oldu diyorum. Ve devam ediyorum. Şimdi burayı kapatalım. Evet, buna benzer bir örnek. File info örneğinde kendiniz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, biz şimdi farklı bir örneğe geçelim. Biraz önce bahsettim. Bakın enter'lı file info example 11.3'te biz şu enter'lı davranışı da işlemiş olduk. Orada ayrıca basit bir şekilde dosyanın varlığını sorguluyor. Daha önce yaptığımız gibi. Basit bir şekilde her bir dosyayı handle what is yapıyor. Mesajımız aynı. Şimdi burada bir ekstra bir güzellik var. Set dash dash planet diyerek pozisyon argümanlarını kullanmış oluyor. Yani $1 ve $2 artık burada Mercury ve 36 her seferinde Venus ve 67 anlamları taşımaya başlıyor. Bu tatlı bir örnek. Bu örneğimizi açalım. Evet, set dash dash planet ile ne yapmış oldu? Artık pozisyon argümanlarını bizim döngü skopumuz içerisine taşımış oldu. $1 ve $2 artık bizim her bir iterasyonda, her bir döngüdeki Mercury $1'e, 36 $2'ye, Venus $1'e, 67 $2'ye karşılık gelecek. Bakın ne oldu? Mercury aldı. Sonuna milyon koydu. 36 milyon mil uzakta Güneş'ten diyor. Venus 67 milyon uzakta Güneş'ten. Gibi. Sonra ben bu görüntüden biraz rahatsız oldum. Size ders konu içinde konu aktarmak istiyorum. Printf'le şöyle formatlı bir kolonlama yapalım. Bakalım hangisi daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Tabii ki aşağıdaki. Örneği şu şekilde bir güzelleştirdim ve ilave yapmış oldum. Bakın C-Style ve Printf sentaksında burada görebiliyorsunuz %S ile $1 ve $2'yi sona verdik. Nasıl C'de önce format, sonra da içinde geçen değerler şeklinde bir argümanlama vardı parantez içerisinde. Burada da öyle düşünebilirsiniz. Birinci bölümde formatımızı atıyoruz ve sabit kısımlar. Daha sonra %s ile verdiğimiz kısımlarda bakın. Ne oldu? Tabii ben burada ne yaptım? Karakter sınırlama yaptım ki şu noktalı virgüle kadar sabit karakterde gelin arkadaşlar. Gözümüz gönlümüz açılsın dedim ona. Sonra da %s milyon yani $2'ye karşılık geldi. $2 de setten dolayı pozisyon argümanını aldı ve 36'yı aldı. Evet, bu da bizim bir ekstramız olmuş olsun bu örneğe. Diyorum ve hızlıca geçiyorum. Evet, file info'da basit bir örnek, ondan bahsettim, siz oynarsınız. Evet. Şimdi şu globbing'e biraz bakalım, gelin bakalım. Bunu gelin konu satırından hemen yapalım. Şimdi for i in diyorum. File name vermem şart değil.
files yıldız nokta txt do, bana detaylı ver bakalım diyeceğim. Gibi. Bakın dosyaları teker teker elden geçirdim. Teker teker işledim. Yani Muratcığım iş mi yaptım? Bunu zaten LSLA bizim şey kendisi de yapıyor. Evet. Tabii ki. Ama tabii ki o blokta artık handle ettikten sonra hayal gücünüze kalmış. Şimdi ne yapalım? Her birini okutmak. Ya onu cat'in kendisi de yapıyor dümdüz versen. Değil mi? Cat files. Cat değil de gene 5 yorumcusu ona yaptırıyor onu. Bakınız. Hop. Ama bunlarla bir iterasyon içerisinde başka bir şeyler yapabilirim. Echo hepsinin sonuna bir hello yazayım. Ve bunu gene printf'le yapalım. Tek bir satırda olsun bitsin. Printf hello nereye? Dolar i'nin içerisine bunu. Evet, handle ettiğim değer ne? File name. Gelin biz de buraya file diyelim buna. İsim karışacak biraz. Files. F name diyelim. Biz buradan. Yani file name yazmak zorunda çünkü files bizim direktörün ismi. F name dedik. Bakın bir şeyler oldu. Hadi bakalım bu dosyalara. Ne oldu? Hello değerlerini bastı. Hepsini sonuna basmış oldu tabi. Şimdi aslında ben güzel bir örnek vermiş olmadım, pişman oldum diyelim. Hepsini set hello gördüğün şeyi boşalt demiş oluyorum. Hepsinde silelim. Herhalde tire i verecektim. Olduğu yerde değiştir demek için. Bakalım şimdi ne oldu? Bakın eski haline geldi. Ne yaptım? Yanlış bir şekilde bir şey yazdım. Hello yazdım. Doğru mu? 100 tane dosyaya bunu yaptığımı düşünün. İstediğim gibi yazmadım. Bakın her bir dosya enter'dan sonra sonu new line'sız yazıldı. Enter'dan sonra sonu new line'sız yazıldı. Enter'dan sonra sonu new. Saçma sapan bir şey oldu. Ben bu yaptığım şeyi geri almak istedim. Ne yaptım? Set komutunu kullandım. Tire i bulduğun yerde değiştir. S hello boşluk verdim ki sil yani. Bulduğun hello'ların hepsini sil dedim. Ne oldu arkadaşlar? Şimdi bir şey yazalım. Dosyaların sonuna mello yazalım. Şimdi nasıl okunuyor, görünüyor bakalım. Bakın. Hepsinin sonlarında new line. Ya şunların sonunda new line var. Ben direkt yanına yazamadım. Ne oldu? Şu bir dosyanın içeriği. Şu diğer dosyanın içeriği. Şimdi yazdığım melloları sil diyorum. Şimdi nasıl görünecek? Boşluklu görünecek. Neden? Sadece melloları sildim. Gibi. Şimdi boşlukların hepsini sil dersem iş sarpa saracak. Gibi. New line'ları sildirebiliriz vesaire vesaire. Bu örnekleri coşturmak mümkün. Şu an doğaçlama bunlar geldi aklıma. Şimdi ne oldu? Bir globbing yani yıldızı rahatlıkla liste özellikle dosya amacıyla kullanabiliyorum. Dosyaları listelemek amacıyla. Sadece yıldız ne anlama geliyor? Orada ne varsa. Orada ne varsa diyelim. Bakalım. Files dedik ya. Files'ın altında dosyaları listeleyelim. Bak, files'ın altında bu dosyalar varmış, listeledik. Artık o do ve done arasında
handle ettikten sonra, bir kere yakaladıktan sonra if name değişken her bir dosya için, artık hayal gücü size kalmış. İşte hepsinin file metadatasını basalım gibi gibi. Neler. Sadece listelemek değil, biraz önce setle yaptığımız gibi içine yazmak, içinden silmek pek çok dosyanın, pek çok dosyayı create etmek falan filan, artık ihtiyaca binaen itinayla işlerinizi görürsünüz. Burada da bakın, köşeli parantez içerisinde J ile veya X ile başlayanlar gibi bir espri yapabilirsiniz. Burada enteresan bir espri var. Gelin şimdi onun için loop basic'e geri dönelim. Şimdi bize burada hodri meydan demiş. Sen gel bunu bir şeysiz dene. Argüman vermeden dene, bir de argümanlı dene demiş. Bakalım, bir argümanlı deneyelim bunu. Neydi bu? Loops basic arg 1, arg 2, arg 3 diyelim. Tak, argümanları bize tak listeledi. Sen bunu her birinin new line'a ver abicim. Tak. Şimdi biz yine buraya bir espri yapalım. Her birinin başına. İlk kullanımda zaten o i'yi sıfırlayacak da. Yani CD'lik gibi, yani bir çöp değer olmayacak. O zaten sıfır olacak da, ben yine de alışkanlıklarımızı koruyalım. Bunu sıfırlıyorum. Ay pardon. Kaç kere girdik çıktık bir bakmış olalım. 0, 1, 2, 3 çok güzel. Yani 0, 1, 2. Bir de argümansız basalım bakalım. Argümansız bir de çalıştıralım şimdi. Bakın sadece boşluğumuzu gördük. O boşluğun sebebi de şu echo zaten. Onu da bir silelim. Evet. Şimdi bu neyin muadili? Bakın burada in for i in yapısı kullanılmadı. For a in dolar et. Aslında bakalım bu buna mı eşitmiş, bir görelim. Evet, bu bir. Bir de arg 1, arg 2, arg 3. Bakın bu ikisi. Yani in dolar et yazmazsanız, in eğer yazmadığınız zaman, for i sadece yazdığınızda onu in dolar et kabul edecek. Dolar et de nedir arkadaşlar? Dolar et argüman listesinin kendisidir. Yani arg v c'deki. Dolar diyez nedir? Dolar diyez de arg c, yani int main'deki arg c neye karşılık geliyor? Şöyle gösterelim. Int main'de, int main için şöyle yapalım. Arg c'ye karşılık gelen özel karakter dolar diyez iken, yıldız arg v'mize karşılık gelen liste dolar et oluyor arkadaşlar. Şimdi örneğin buraya ayrıca hem bizi bir listelesin, bir de şuraya çıkmadan şuraya da basalım, teyit edelim. Echo arg c diyelim. Dolar diyez echo arg v. Tabii bir şey de söyleyeceğim. Sabırlı olun. Dolar et çalıştırıyorum şimdi. Şimdi ne oldu? Tabii ne demem gerekiyor? Aslında arg c eksi 1 gibi. Burayı söylemem lazım. Burası da arg v 1'den itibaren. Evet, arg v 1'den itibaren. Burayı düşünmemiz lazım. Arg v 1 ve sonrası.
Bir ve sonrası. Şeklinde özetlemek mümkün. Tekrar çalıştıralım. Ne oldu? Uygulama, yani sıfırıncı argüman hariç top gelen argüman 1, 2, 3. C'den 1 eksilttik onu. Argümanlarda uygulamanın kendi adı hariç, yani argv 0 hariç. 1, 2 ve 3. Bakın dolar diyez ve dolar et. Ne oldu? Hiç in ifadesini kullanmazsam, in ve liste ifadesini kullanmazsam o otomatikman in dolar et argüman listesini anlıyor re diyoruz ve örneğimizi kapatalım. Evet, sayılar listeler almak mümkün. Evet, bu örnek de örneklerimin arasına aldım. Özellikle burada vurgulamak istenen şey şundan ibaret. Bir komut çıktısını da liste olarak sunabiliyor olmanız gerçekten kıymetli. Strings bir binary file içerisinde geçen açık constchar değerleri size listeler. Örneğin strings in ls gibi içerisinde açık geçen string değerler. Bir printf'in içerisindeki değer de olabilir bu. Veya başka anlamsız değerler de olabilir. Gibi gibi okunabilir, okunamaz. Pek çok şey içerebilir. Bakın help printf'i nasıl orada çıplak bir şekilde duruyor. Grep de biliyorsunuz filtreliyor. Bu program günün sonunda ne yapıyor? Sadece ve sadece bir binary file'ın içerisinde okunabilir ifadeleri alıp bir filtreye sokuyor. Ne yapmış burada? İki tane en az parametre almak zorunda, yoksa hata veririm demiş. Gelin biz bir hata verelim, 3 tane parametre verelim. Mesela olmaz diyor. Öncelikle hangi aranacak string değerini yazın, bir de binary dosya adını yazın diyor. Olmayan bir dosyayı ararsanız onun için de bir hata yazmışlar. Böyle bir dosya yok. Çok güzel. Şu IFS konusu değiniriz, zamanı gelir. Onu geçelim şimdi. Forward ne yaptı? Buradaki tek esprim herhangi bir komut stdout'a vereceği veya stderr'den stdout'a da siz yönlendirebilirsiniz, fark etmez. Çıktının liste olarak alınıp her bir değer için, her bir satıra gelen değer için teker teker handle edilmesi meselesi. Şimdi biz hemen uygulamayı yazan arkadaşımla önerdiği gibi kaç tane mem ifadesi geçiyor içinde bakıyoruz, yani nerelerde geçiyor. Bir de kaç tane geçiyor diye biz kendi tarzımızda bakalım, gelin. İşte toplam biz birden başlayalım. 9 yerde memli ifade geçiyor veya işte return ifadesi kaç yerde geçiyor vesaire bakabilmeniz mümkün. Ama burada mesele strings veya onun grep'le filtrelenmesi vesaire değil. Sizin dolar parantez aç parantez kapat içerisinde çağırdığınız komutun standart out çıktısını işleyebiliyor olmanız mesele. Bunlar da benzer örnekler. Bu örnekleri de sizin dikkatinize sunuyorum bu dakikadan sonra. Evet, sembolik linkleri listeleme bir dizindeki vesaire. Bunlarla bol bol oynayın. Harika bir döküman. Evet, C style for loop konusuna
Şimdi geçebiliriz. Evet, sistel for loop konusuyla önümüzdeki derste devam edelim. Görüşmek üzere.